Taşkınlık Farkından herkese merhaba, ben Emre. Bugün Firewatch'a başlıyoruz. Hatta şunu kaldırayım. Firewatch'a başlıyoruz çünkü bu canlı yayın aynı zamanda YouTube'da da yayınlanacak. Kaçıranlar oradan da izleyebilir ve YouTube takipçilerimiz için de güzel bir haber. Keyifleriniz nasıl? İyi misiniz? Hoş geldiniz bu arada hepiniz. Tekrar. Şunları kaldıralım yavaştan. Hop, seni değil. Seni ve seni. Aynen öyle. Firewatch. Teoman hoş geldin. Teşekkürler. Long Dark alacağım. 16 lira olmuş. Çok iyi. Kaçırma derim. 16 liraya bayağı karşılığını alırsın oyunun. Şimdi oyun yakalama diyoruz. Tamam diyoruz. Ve oyunu şöyle kendi altıma alıyorum. Benden değerli değil. Oyuna çok az bir baktım. Ayarlarını vesairesini yapabilmek adına. Girişinde uzunca bir şey var. Senaryoyu anlatma kısmı var oyunun. Biraz keşif, explore oyunu falan diye düşünebiliriz bu oyunu. Verdiğimiz seçimler bir nebze de olsa oyunun senaryosuna yön veriyor. Keyifli, çok güzel. Görsel olarak benim müthiş kendine bağlayan bir oyun oldu. Furkan Kuzu hoş geldin. Doktor teşekkürler, ben de iyiyim, gayet iyiyim. Şu oyunu oynamak için can atıyordum yayın günü gelsin diye ve başladık bugün. Herkes doktor diyor size, gerçekten doktor musunuz? Alakam yok. Doktor güzel bir ünvan ama. Her neyse. Başlangıcında bayağı bir, dediğim gibi, metin çevirisinde bulunacağım. Eğer sürçü lisan edersem, yanlış çeviride bulunursam affola. Siz de benimle birlikte takip edin. Elinden geldiğince düzgün bir çeviri yapmaya çalışacağım sizlere. En azından konuyu genel hatlarıyla anlayacağız diye düşünüyorum. Bu arada yayının sesi, benim sesim, oyunun kalitesi, drop var mı yok mu gibi şeylerde beni bilgilendirirseniz müthiş olur. Furkan Kuzu, tabii ki bir şey sorabilirsin. PayPal'da banka falan ekliyoruz ya. Evet. O tek seferlik mi yoksa her seferinde o hesabı mı kullanıyor? Her seferinde o hesabı kullanıyor. Bir kere belirttikten sonra PayPal'a aynı hesap üzerinden devam edebiliyorsun. Her neyse, şimdilik oyuna bir dönüyorum. Bu kısımlar önemli çünkü. Colorado 1975. 75 yılındayız şu an. Çok iyi, her şey yolunda. Harika. Julia'yı görüyorsun diye bir başlangıç yaptık. Julia senin yaşlarında, 20'lerin sonlarında, çok iyi giyimli bir profesör gibi ve CU Boulder, neresi bilmiyorum, bir yerden bahsediyor. Oranın yakınlarında yaşayan bir öğrenciymiş. Ben, ismim Henry, arkadaşlarımla içiyorum şu an. Julia'ya doğru yaklaşıyoruz. Sarhoşum. Şu an iki tane seçenek var önümde, Julia'ya söyleyebileceğim. Çok güzelsin diyebiliriz. Sarhoşuz madem, sarhoş gibi oynayalım. Çok güzelsin diyelim kendisine. Ve dedik, cool bir şekilde söylemişiz bunu. Sen çok güzelsin demişiz. Sen değilsin. Biz işte biraz tersledi bizi Julia ve biz şaşırdık. Bu cevap karşısında ne dedik. Birilerinin sana bir cheeseburger alması lazım gibi bir cevap verdi kendisi bize.
Daha sonra yelkenleri suya indirmiş vesaire ve bir hafta sonra Julia'nın erkek arkadaşı olmuşuz. Evet, şu an kontrol bizde. Asansör içerisindeyiz. Bir süreliğine oyun işte bize kontrol verecek, hikayeye döneceğiz. Bize kontrol verecek, hikayeye döneceğiz. Bu şekilde hikayemiz ilerleyecek. Sırt çantamızı alalım. Otoparka indik. Bizim arabamız bu zaten, renginden de tahmin edeceğiniz gibi. Arkasında falan bir şey var mı? Yok. Etrafta bir şey var mı? Daha önce bakmamıştım. Bir bakmak istiyorum buralara. Belki bir şeyler koymuşlardır. Sırf merakımdan. Çıkışımız tamam. Bu arada oyunun ilk yarım saatini falan başka bir yayından izledim. YouTube kanalından. Oyun çok hoşuma gittiği için devamını izlemedim. Dolayısıyla konuyu çok bilmiyorum. Neler yapacağımız, ne olacağını, ne biteceğini. Hep birlikte öğreneceğiz. Bu şekilde keyfinde kaçmayacağını düşünüyorum. Arabamıza binelim. Bir yıldan beri birlikteyiz. Bizi adeta çıldırtıyormuş. Bu muhteşemmiş dediğine göre Henry'nin. Dağ manzaralı bir daireyi paylaşıyormuşuz kendisiyle. İşte balkona çıkıp terasa çıkıp böyle şeyler, biralar içiyormuşuz. Her yerde bira içiyormuşuz sürekli. Hayat güzel. Julia bir köpek almak istiyor. Şirin böyle minik bir beagle cinsi köpek varmış bir tane. Julia onu çok sevmiş. Onu okuluna da yanında götürmek istiyormuş. Ama aynı zamanda burada bir tane de çok kibar bakışlı bir Alman kurdu varmış. Julia bu köpekle dolaştığı zaman kendisine hiçbir zaman kötü bir şey başına gelmezmiş. Milletin ağzını yüzünü kırarmış bu Alman kurdu. Şimdi Alman kurdunu mu istersin, Beagle'ı mı tercih edersin diye bize soruyor. Ama ben Alman kurdu hastasıyımdır. Alman çoban köpeğidir aslında onun doğrusu ama Alman kurdu diye artık dilimize yerleşmiş. Kurtla hiçbir alakası olmayan. Alman çoban köpeğini alıyorum ve ismini Mayhem koyuyorum. Korhan'a buradan selamlar. Mayhem. Mayhem harika bir köpek. Bizim de işte güreşmeyi seviyor. Parklarda güreşmeyi bizimle seviyor ve Julia ile koşulara çıkıyor vesaire. Okula götürmek için fazlasıyla büyük bir köpek olsa da Julia onu yine de çok sevmiş. Mayhem bir dost, bir çocuk ve bir evcil hayvan olmuş. Hepsi bir arada. Alman kurdu tabii ki, ne yapacaksın Fino'yu demiş. İşte konuşuyoruz Julia ile. Yaz olmuş, saat sabahın 9.30. İşte sıcaklık iyice yükselmiş, çok sıcak bir gündeyiz. Çocuklar hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor bize Julia. Belli ki bizden çocuk isteyecek. Çocuklar çok akıllı değillerdir. Ya da yeterince akıllı değillerdir. Dedik ve Julia bize peki bir çift küçük salağımızın olmasına ne dersin? Bizden çocuk istiyor kendisi, evet. Bu çok iyi olabilirdi ya da bir gün niye acele ediyoruz ki? Gibi seçenek var. Çocukları pek sevmem. Anlaşılan Henry de çok sevmiyor, o yüzden bu şekilde bir cevap veriyorum.
uzaklara baktı ve işte dağ manzarasına daldı gitti. Bolca zamanımız var öyle değil mi? Dedik. Julia da bize kendi adına konuşmayayım dedi. Kadınların haliyle belli bir yaşa kadar doğurma özelliği var. Daha sonrasında hayati tehlikeler vesaireler giriyor. Birazcık bozulmuş anlaşılan Julia. Endişelenme yaparız. Hala çocuk muhabbeti bir gün yaparız tamam mı diye işte kendisini teselli etmeye çalışıyoruz. Tamam bir gün dedi o da. Altı ay sonrasında sanırım nişanlandık mı? Ne oldu? Onu çok anlayamadım. Galiba nişanlanmışız kendisiyle ya da evlenmişiz. Bilmiyorum. Engaged. Hatırlayanınız varsa beni düzeltsinler. Solicitus Masculum hoş geldin bu arada. İşler karışmaya başladı. Evet, kontrol yine bizde. Şu an belli ki biz bir yandan oyunun geçtiği tarihte görevimize doğru gidiyoruz. Tabii harita var ama yanımıza alamıyoruz. Peki. Check-in yapmayı unutma. Hava fişekler yasak. Yolumuza devam edelim. Bu nedir? Çocuk istediğine göre bayağı ileri gitmişsiniz büyük ihtimal. Doğrudur. Evet nişanlandın hayırlı olsun. Teşekkürler Emre. Emin olamadım. Neyse şimdilik bir hata yapmıyoruz sanırım. Perşembe gecesi, şu an 1980 yılına geldik bu arada. Ve Julia 4 saat geç kalmış. Ama bize haber vermemiş, aramamış. Henry Julia'yı bayağı merak etmiş ve her dakika biraz daha sinirlenmeye başlıyormuş. Biz yatağımıza yattıktan sonra kendisi eve gelmiş. Pek sarhoş değildi ama içki içtiği belliydi. Diyor. Şimdi kendisine kızabiliriz ya da görmezden gelebiliriz. Yavaş yavaş seçimlerimizin önem kazanmaya başladığı şeyler. Ya şimdi kadın 40 yılda bir gitmiş gezmiş falan haber verse iyiydi tabii merak ettik ama sonuçta onun hayatı o kadarına da karışamam. Şimdi görmezden gelelim daha sonra sakin bir kafayla o da ayıldığı zaman konuşuruz diye düşünüyorum. Birbirinize o gece hiç dokunmadınız. Bir sonraki gün. Önceki geceyle ilgili işte çok sinirli olduğumuzdan dün akşam nasıl geçti diye sormuşuz. O da çok güzeldi demiş. Daha sonra işte kahve yapıp çalışmaya gitmişiz. Aynen, hemen kötü niyetli olmaya gerek yok. Julia hala çizim yapmayı çok seviyor. Kendi araştırmasıyla ilgili bitki resimleri çiziyormuş. Gittiğim her yeri resmini çiziyormuş, beni çiziyormuş. Kendisine bir He-Man pozu verebiliriz ya da Victoria's Secret modeli gibi bir poz verebiliriz. He-Man pozu veririz canım. He-Man. Harika görünüyormuşum. Peki. Bu arada bir yandan çizimin seslerini falan duyuyor musunuz bilmiyorum oyunda.
Şu an Julia gerçekten bir şeyler çiziyor, kağıdı çeviriyor falan. Müzik biraz daha ön planda kalmış ama onlar da duyuluyor. Oo, akşam oluyor galiba. Harika. Şuradaki kuşları görünce Long Dark'taki cesetler geldi aklıma bir an. Gidesim geldi. Oyun grafikleri bayağı hoş. Çok tatlı olmuş ha. Gerçekten. He-Man ver demiş doktor. He-Man verdik. Two Forks. 8 mil varmış daha. Space'e basarak. Evet. Güneş gözümüzü alıyor. 1982, 2 yıl daha geçmiş. Yazları biz Julia ve Mayhem'le yani köpeğimizle geceleri dolaşmaktan hoşlanıyormuşuz. Şehirde bir festival varmış. Çok uzak yerlerden insanlar geliyormuş bu festivale. Onlardan bir tanesi beni bıçakla tehdit etmiş. Mayhem kaçmış. Julia bağırmış işte arkasından bunun köpeğin. Bir bela olduğu zaman Julia kekelemeye başlarmış. Doğru dürüst konuşmayı beceremezmiş. Şimdi şeyle saldırganla karşı karşıyayız. Onu korkutabilirim. Ya da yüzüne bir tane geçirebilirim. Böyle bir durumda yüzüne bir tane geçirirdim herhalde. Kollarımız çizilmiş bıçaktan dolayı ama karşımızdaki adamı da bir jöleye çevirmişiz. Çok güçlü hissetmiyorum. Julia işte farklı bir yol seçelim demiş. Farklı bir yoldan gidelim demiş. Biz de tamam demişiz. Sen de zaten bu yoldan gitmeyi istemiyordun diyor. Bunun ardından nehirin kıyısından yürümeye başlamışız. Harika. Aynı fikirde olduğumuza sevindim bu arada. Oyunun konusu nedir abi? John Wick'teki gibi karını öldürecekler. Sen de bu herifleri bulup anaların çıktıklarına pişman falan mı edeceksin? Bakacağız doktor. Şu hikayeyi zaten şu an bize anlatıyor oyunun konusunu. Bittiği zaman herhalde biraz daha kesinleşecektir. Yanlış bir şeyler söylememek adına. Bu arada hani oyuna biraz baktım dedim. Buraları resmen rastgele basa basa geçtiydim. O yüzden ben hala bilmiyorum bunları. Yeni okuyorum sizlerle beraber. Numara yapıyormuşum gibi görünmesin. İş nedeniyle çocuk yapma planları sürekli ertelenmiş. Ve Julia Yale adında bir yerden Yale şehri ya da kasabası artık neresi bilmiyorum. O taraflardaki coğrafyam pek iyi değildir. Bir iş teklifi almış. Bizim bulunduğumuz yere 2000 mil uzaktaymış. Çok güzel bir işmiş. Ve Julia oraya gitmek istiyor. Ben kesinlikle gitmesini istemiyormuşum. İşe almaması konusunda kendisini ikna edebilirim ya da gidip gelmek şartıyla tekrar buraya gelmek şartıyla izin verebiliyoruz. İşte Julia anladığım kadarıyla bir yandan bizim oraya taşınmamızı istiyor. Biz istemiyoruz. İstemesek de sonuçta yani sevdiği bir işse, hoşuna giden bir işse hani git diyemiyorum, git gel diyebiliyorum burada. İki tane seçeneğim var, o yüzden bunu seçeceğim. İşte gidip gelmeyi kabul edersen benim için tamamdır. Connecticut'a taşınmak istemiyorum. Julia da bize işte zor olacak ama eğer sen taşınmak istemiyorsan olur demiş, kabul etmiş.
Eğer bu kadar çok istiyorsan bu işi diyor Henry, şey yapmamalısın, geri çevirmemelisin bu teklifi demiş. Ve Julia da mutlu mesut kabul etmiş durumu. Karşılıklı bir anlaşma yapılabilir. Valla ben de sabırsızlıkla bekliyorum doktor. Yale'dan evine gönderilmiş Julia. Bir bölüm çalıştıktan sonra, bir dönem çalıştıktan sonra diyelim. Kolejden kitapları ödünç kitap kolejden ödünç aldığı kitapları kaybetmiş ve bu onun araştırmaları için çok önemliymiş. İşte merdivenlerin oralarda stairwell, bilemedim merdiven diye çevireyim onu, ağlıyormuş. Kendisini teselli etmeye çalışacağız. Makaroni ve içki, şarap hazırlayıp bunları unutmasını teklif edebiliriz. Belki işte bu konuyla ilgili birileriyle konuşmalısın. Merdiven altında, merdiven boşluğunda. Teşekkürler doktor. En azından yakın bir şeyle kalmışız. Ha, unut diyelim. Çok takmasın. Her şeyi bu kadar takmamak gerekiyor ya. İşe yaramış. Dallas izlemişiz televizyonda ve birlikte kanepede uyuyakalmışız. Gece olmuş bu arada. Biz hala yoldayız demek ki. Two Forks'a doğru. He-Man. Resmimizi çizmiş, evet. He-Man pozumuz bu şekildeymiş peki. Merhem gitgide yaşlanıyormuş. Sırtındaki tüyler işte gümüş rengine dönüşmüş ve geceleri daha yavaşlamaya başlamış. Yaşlanıyor yani kısaca. Julia ile beraber işte bara gidiyormuşuz, arkadaşlarımızı görmeye çalışıyormuşuz. Hiçbir şey değişmemiş. Julia tekrar üniversiteye dönmüş. Bu kısımlar evet gerçekten biraz uzun. New He-Man olmuş, evet. Biraz da göbekli bir arkadaşmış Henry, onu görmüş olduk. Julia rahatsızlanmış anladığım kadarıyla. Gitgide kötü olmaya başlamış. Sınıfta hiçbir şey hatırlamamaya başlamış zaman içerisinde. Araştırmaları devam edememiş diyelim. Evet, Julia hastalanmaya başlıyor ve kendisini kalıcı olarak bir hastaneye getiriyoruz. Julia bazı güneşte bizi hatırlıyormuş. Doğmamış küçük salak çocuklarımızdan bahsediyormuş. Bazı günlerde kendisine yabancı gibi oluyormuşuz. Bizi tanımıyormuş. Sevişmek için bizi yatağa çekiyormuş. Aradan 5 dakika geçince panikliyormuş. Babasının kapıda olduğunu düşünüyormuş falan.
Maalesef Julia'nın kafası yavaştan gitmeye başlamış. Ailesine anlatmışız bu durumu. Onlar da hemen apar topar toplanıp Avustralya'dan Julia'yı ziyaret etmek için yola koyulmuşlar. İşte arkadaşlarımız bazı şeyleri aydınlatmak adına işte bir şeyleri hatırlatmak için geliyormuş ara ara. Ama Julia gitgide daha kötü bir hale giriyormuş. Bütün vaktimi Julia'nın peşinden giderek harcıyormuşum evde. Hemşirenin, gerçi bu galiba erkek hemşire diyelim, 2 haftada bir ziyarete geliyormuş ve o zamanları, onun geldiği zamanlar arasındaki saniyeleri sayıyormuşuz artık, hani gelsin etsin falan diye. Julia'nın başka bir yerde yaşamasını teklif etmiş. 24 saat gözetim altında. Birkaç ay işte bizimle birlikte yaşamış.24 saatlik işte o bakım yerinden, yani 24 saat gözetim altında tutulacağı sağlık fasilitesine kendisini göndermeyi teklif edebiliriz. Ya da kendimiz bakarız diyebiliriz. Bakardım ben. Ne kadar zor olursa olsun. Biliyorum çok zor bir durum. Ama kalkıp da hani bir bakım evine bırakmayı istemezdim. Alzheimer oldu kadın genç yaşta. Üzüldüm. Valla ben de üzüldüm. Aynen, müzik de çok güzel. 7.1 hoş geldin bu arada. Üzüntülü bir anımızda geldim, kusura bakma. Gülerek karşılayamadım ama. Kendim bakarım tabii, yani eşimiz sonuçta kaç yıllık. Zor mu olur artık? Aa, kek. Ne var? Kaçma 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 kaçma. Koşturmuyor tabii burada bize. İnanılmaz derecede zordu. En kötü şey de kendi yemeğini pişirmeye çalışmasıydı işte, biz onu sinirlen, biz ona kızdığımızda. Memnun metodu. Hiçbir şey yapamıyorduk. Onsuz hiçbir şey yapamıyoruz ve o da biz olmadan hiçbir şey yapamıyor. Birbirimize bayağı muhtaç durumdayız. Uyumaya başladığı zaman birkaç saat biz kalkıp işte kafamızı topluyoruz, bir şeyler içiyormuşuz. İşte beyzbol maçları izliyoruz. Kolej basketbol şeylerini izliyoruz kışın. Anlaşılan yani rahat olabildiğimiz tek an eşimizin uyuduğu zamanlar. Onun dışında sürekli onun bakımıyla ilgilenmek zorundayız. Onu yatağa yatırdıktan sonra yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlamışız artık. Bunu ilk yaptığımızda işte uyanıp biz evde yokken evde dolaşmasından endişeleniyormuşuz. Yatak odasının arkasına bir sandalye koyabiliriz. Ya da bir kaya gibi uyuyacağından emin olabiliriz ya da inanabiliriz bu duruma. Yani şimdi arkasına sandalye koysak başına kötü bir şey de gelebilir. Başına kötü bir şey gelirse eğer çıkamayabilir o sandalyeden dolayı. Açık bırakırsak da kendi kendine zarar verebilir.
Yani ihtimale karşı en azından kendisine inanarak devam ediyorum. Pearl Street'in, Pearl Sokağı'nın sonundaki sıkıcı bara gidiyormuşum yine. Orası iyi diyor. Belli bir süre sonra işte daha doğrusu zamanla Sheila ya işte oradaki barmene, gerçi barmaid galiba kendisi, bartender, barman, erkek ismine benzemiyor ama her neyse, anlatıyormuşuz durumu. Bunu anlatmak üzerimizden bayağı büyük bir yük atıyormuş. Birçok gece işte saat gece 1'de yatakta oluyormuşuz. Bu geceleri iple çekiyormuşuz. Dediğine göre. Bir gece trafik kontrolüne yakalanmışız. 10 promil çıkmış alkol testinde ve bizi nezarete almışlar o gece. Bunu gizlemeyi tercih ederdin ama diyor sister-in-law galiba baldız oluyor. Baldızım Susan'a bunu anlatmışım. Yani eşimizin kardeşine. Önümüze bakıyoruz. Aynen oyunlar seçiminde gelişiyor. Daha oyuna başlayamadık aslında. Hikayeyi anlatıyor bize. Vey kardeş. Julia'nın ailesi işte bir sonraki uçakla Avustralya'dan geliyormuş. Evin yani yuvanın geldiği bu hale inanamıyorlarmış durumuna. Ve Julia bizimle yaşayacak artık diye bize söylüyorlarmış. Biz bunu kabul etmiyormuşuz. İşte çok yakında pardon, biz bunu reddetmiyoruz. Biz bu konuda karşı çıkmıyoruz. Çok yakında ziyaretine geleceğim demişiz. Aradan birkaç hafta geçmiş. Yaz geliyormuş ve bir gazetede iş ilanını görmüşüm. Aldım. O iş ilanını aldık. Pardon, aynen baldız, ben yanlış hatırladım. Güzel. Evet. Olay şu, benim bildiğim kadarıyla Firewatch dediğimiz bir nevi orman korucusu da diyebiliriz aslında. İşte yurt dışında böyle meslekler var. Bir ormanda kuleye gidiyorsunuz, orada yaşıyorsunuz işte. Etrafta bir orman yangını olursa hemen müdahale ediyorsunuz ya da ormanda yangın çıkartmaya mahal verecek herhangi bir durum, bir aksilik, bir gariplik gördüğünüz zaman müdahale etmek amaçlı bir meslek. Burada bir şey yazıyordu az önce sanki. Bilemedim. Aman ormancı. Ve atlamamız bize ne kazandıracak? Hiçbir şey. Her neyse. Vücudumuzu görebiliyoruz. O güzel bir şey. Sadece kafadan oluşmuyoruz işteyse. Şu manzaraya biraz bakmak istiyorum. Oyunun görselleri beni bayağı mest etti diyebilirim. Bire mire kesmez bu kederi. Doldur rakıyı meyhaneci demiş doktor. Elektriği aç.
Burada yaşayacağız. Merhaba. Merhaba Two Forks Kulesi dedi bana bir kadın telsiz aracılığıyla. Hello. Whoever this is. Merhaba her kimse. Henry'sin değil mi? Evet. Ben Delilah. Telefondaki adamı söyledik şu. What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. You've killed 3 husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Anlatıyorum hepsini. Ooh, very good. Bravo, Henry. Okay, I sleep now? Not quite. Now you. Okay, good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you, but 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Huh, is that it? Close? Peki. Tanko hoş geldin bu arada. Teşekkürler. Sen nasılsın? Geldik. İş ilanında işte aradığımız zaman amcamızı. Telefonda bahsetmişler bu kadından, Julia'dan. Julia diyorum. Delilah'dan. Pardon. Hemen cevap vermeyeceğim. Süren var sanırım. Evet, süren var. İşte sen kimsin falan diye sorduk. Kendisi bizimle birlikte çalışan, işte buranın bizden daha üst rütbeli bir görevlisi. Bize görevleri o veriyormuş daha doğrusu. Sanırım şu karşıda, evet. Burada yaşıyor. Telsiz aracılığıyla iletişim kuruyoruz kendisiyle. İşte bir espriler vesaireler döndü. İşte benim kim olduğumu tahmin et falan dedi. İşte 3 tane eski kocanı öldürmüş bir kara dulsun falan dedik böyle esprili bir şekilde. O da evet bravo falan vesaire. Amacımız işte onun verdiği görevleri yapmak. Şimdiye kadar öğrendiğimiz durum bu. Aynen Batuhan'ın da dediği gibi o kısmı atladım. Genelde işte bu işi bir şeylerden uzaklaşmak isteyen insanlar alıyor. Sen niye aldın diye sordu. Neyin var senin falan dedi. İşte ben de bir süre kafamı dinlemek istedim. Harika Tankoç. Yok canım ne yürüyeceğiz birbirimize. Ben evli barklı adamım. Eşim Avustralya'da. Ziyarete gideceğim kendisini. İyileşecek o. İnanıyorum. Her neyse şimdi işte uyumam lazım. Uyumak istiyorum vesaire falan filan dedik. Yorgunum. Sonsuza kadar uyuyabilir miyim dedik. Uyuduk uyandık. Sabah oldu. İşte uyandığımızı görmüş. Hey. Sorry. Guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? 14 saat uyumuşuz. 6:45. Saat 6:45. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Odamızın ortasında bir yuvarlak harita var. Görüyor musun onu dedi? Okay, yeah, I see it. Evet, gördüm. This is the Osborne Firefinder. Osborne yangın bulucuymuş. 1914'te yapılmış. W.B. Osborne tarafından yapılmış. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Ne oluyor yahu? Language, lady. Out your west-facing window.
Batıya bakarsan diyor, şey varmış, havai fişekler varmış. Görüyor musun onları dedi. Ha, neye basarak? West, bu taraf. Evet, görüyorum şu an. Rapor edelim hemen. Bu yasal değil, değil mi? Hayır. Ağacından inip onları durdurman lazım. Bu benim işim mi gerçekten? Senin işin ben ne dersem odur. Aşağı in ve işte şey ettir diyor, işte hallet. Biletlerini keseyim mi? Sakin ol Henry diyor. Yolda giderken halata ihtiyacımız olacak. Halat bir kutunun içerisindeymiş. kutudaki kilidin şifresi de 1-2-3-4'müş. Biz zekice dedik, o da kapa çeneni dedi. Şu alet anladığım kadarıyla yangın bulucu. Nasıl çalıştığı hakkında çok bir fikrim yok. Büyük ihtimal bir tarafından bakıyorsun, bir yandan buradan bakıyorsun, çevirip merip anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Too much new person. Tanko çok yeni sayılmaz. 7001. Bir süredir o da aramızda bizimle birlikte. Her neyse. Şu arkadaşları benim durdurmam gerekiyor. Ormanı yakmadan önce kendileri. Ana. Elimizi koyuyoruz. Daha koymuyor musun? Koymayayım. Bir kere yine yapmış. Peki. Şimdi bizim önce bir kutu bulmamız, onun içerisinden ip bulmamız gerekiyor. O iple büyük ihtimal bir yerlerden ineceğiz. Haritaya bakmak için M'ye bas. Peki. Yaklaştırabiliyoruz. Buradayız şu an. Cashbox 306. Kendisi burada. Tam ortada. Halat aldın mı? Halatı alacağız şimdi. Batuhan. İçeride değil, Cashbox 306'nın içerisinde dedi halatı. Hatta şifresi 1-2-3-4 imiş. O tarafa doğru gidiyoruz şimdi. Jonas Lake. James Yol. Evet, Jonas Lake, biz buradayız. Bu yol üzerinde çıkacak demek ki. Yalnız ortam çok güzel değil mi sizce de? Havai fişekleri hala patlatıyorlar. Seslerini duyuyorum. Taraftan bir yerden geliyor. Fişeklerin sesi. Tüm bu taraftan geliyor. Şurada bir... Aynen, 306 burada. Şifremiz 1-2-3-4'tü ve bu kutuların hepsinin şifresi 1-2-3-4'müş bu arada. Unutursam hatırlatın. 1... 2... 3. Günün şu saatlerini oyunlarda seviyorum. Ortam güzel, bir de havai fişek atanlar olmasa çok güzel. Aynen. Hepimiz burada. Harika. Harita bilgiyi kopyala. Hay. Güzelmiş. Haritayı güncelledik. Bununla mı yapıyoruz? Bir not bırakılmış buraya.
Ve burada bir granola var. Var. Kendisini yiyebiliyor muyum? Yiyebiliyorum. Yiyeceğim. Karakterimiz bayağı biliyorsunuz obur. Obur olmasa da dombili. Büyük ihtimal seviyordur. Şimdi haritaya bir bakayım. Bu taraftan mı acaba? Haritada bir bilgi yok. Ses buradan geliyor. Ağaçlardan bir şey göremiyorum ama. Büyük ihtimal bu taraftandır. Daha bekleyelim. Düz gidelim. Bu oyun sesi sizlere geliyor mu dostlar? Ben duyamıyorum da pek demiş. TD from Turkey. Hiç mi ses gelmiyor size? Konuşmalar vesaire. Bakalım. Peki sesler aslında aynı. Havai fişekler bende de az duyuluyor bu arada. Çok çok derinden geliyor şu an havai fişek sesleri. Uzaktayız diye sanırım. Biraz daha yaklaştı sesler. Doğru yolda mıyım onu da bilmiyorum ama. Büyük ihtimal. Bunu rapor edebiliyormuşuz. Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell. And? Don't you think that's, you know, like, disconcerting? Henry, there are 500 pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. We don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago. Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. People just disappear. Don't you think that's disconcerting? No, Henry, that's life. Nice lady. Delilah baya eğlenceli bir karakter. Ağacın üzerinde şeyler gördük, hani çizikler vesaireler gördük. Bunu rapor ettik. Ne var bunda dedi. İşte burada onlarca çeşit vahşi hayvan yaşıyor. Tırnaklarını sivrileştiriyor, keskinleştiriyor vesaire. Evet, havai fişekler de burada. Bundan normal bir şey olamaz dedi bize. Zayıflar belki. Skyrim sanki. Hepimizi taktık. İnelim bakalım. İpimiz koptu. Zaten bir oyunda ip varsa o illaki kopacaktır. Telsiz bozulmasa bari. Nasıl hava da kararıyor galiba yavaştan. Biraz acele etsem iyi olur. Koş. Işık mışık çok güzel olmuş ya. Herhalde buradan inmeyeceğim diye düşünüyorum. Kazayı söyle demiş, bize anlat demiş. Ama onu kaçırdım sanırım. İyi, kısmet. Kazayı rapor edemeyeceğim. Kamp alanı varmış galiba burada. Ben daha görmedim. Neyini rapor edeceğim acaba? A hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Çok güzel bir kamp alanı var burada diyor. İşte gölün oraya inmeyeli çok oldu ama dedi. Gerçekten güzeldir. I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our. Etrafa bakıyorum ama tam olarak nereye bakmam gerektiğini bilemiyorum. Gölden doğru, batıya doğru ilerle. Göle doğru ilerle. Peki. Böyle bir şeyler. Bira kutuları var. Vay arkadaş.
Red Eagle. Güzelmiş. Bunları topluyoruz. Peki toplayalım. Yangın çıkarma ihtimaline karşı herhalde bir yandan da ormanı temiz tutmak amaçlı. Gelmişken toplayalım. Çantaya koyuyor diye tahmin ediyorum çünkü alıp arka tarafına götürüyor elini. Başka nereye soktuğu konusunda fikir yürütmek istemiyorum. Var mı başka? Yok. Değil mi? Old rope diyordu. Belliydi ya oradan. Şu nedir? Çanta. Rapor edebiliyoruz. Çantalarını burada bırakmışlar. Kurcalama onları. En son isteyeceğimiz şey bizi bu konuda rapor etmeleri. Ateş yanıyor hala. Kamp ateşi yapmayı da tercih etmişler diyor. Söndürebiliyor muyuz? Böyle mi söndürüyormuşuz? Peki. Bu nedir? Viski. Oh, İrlanda viskisi. Müzik sesi geliyor bu arada. Sonraya saklamak için yanımıza alabiliyoruz. Alalım. Lazım olur. Kederleniyoruz biliyorsunuz. Rakı yok ama viski bulduk. Hiç değilse. Civciv hoş geldin bu arada. Çantalarını sakla adilerin. Yok ya, gidip kulaklarını çekeceğim zaten ben onların, doktor. Dediği gibi Delilah'ın işte hırsızlık yapıyorlar falan filan bir şey diyebilirler. Evet, havai fişeklerimiz de burada. Daha patlatmadıkları var en azından. Bunları yanımıza alalım. Gösteririz. Kendilerini bulduğumuz zaman. İki çift giysi. Rapor edelim. Giysilerini kurumaya bırakmışlar galiba. İki kişi sanırım. Ya eğer çıplaklarsa? Bu kadar endişelenme hala oralardaysa git onlara söyle ve geri gel. Dedi ve bir sütyen bulduk burada. Sütyen buldum. Çıplak bir piroman. Profesyonel gibi davran dedi bize. Kilodu da burada. Her şeyi de elimize alıyoruz valla. Burada iç çamaşırları var. Orada ne var? Bunu bir daha söylemek istemiyorum. Neden? 12 yaşında mısın? dedi Delilah bize. Oyun ilginçleşmeye başladı bir anda. Bir çift daha var. Artık bunları rapor etmeyeyim kadına. Dalga geçmeye başladı bizimle. Bulduk. Onları gölde buldum. Bununla baş etmenin tadını çıkar. Garip bir çeviri oldu ama. Onu bırak, çok pahalı diyor. Evet.
şeyi bırakmamı istedi. Biz de dedik işte burada havai eşekler patlatıyorsunuz falan filan. Tehlikeli, yapmayın, etmeyin bunu. Bir saniye. Umarım boğulmuşlardır. Müzik biraz fazla yüksek. Teşekkür et işte yardım ettiğimiz için kendisini de. Bu nedir? So there's no noise ordinances or rules out here? No, but that music I hear makes a good case for them. Yeah, no kidding. Bize bayağı kötü davrandı kızlar. Bel altı saldırmaya başladılar. Dolayısıyla ben... Hop. Sessizlik. Kendilerini bu şekilde cezalandırmak istedim. Gerçi şey, ergen iki tane kız ve sarhoşlar oyunda yazdığına göre bize bayağı hakaret ettiler. Ben de işte müzik aletlerini atarak intikamımı alayım dedim. Elimden başka bir şey gelmiyor şu an. Aynen, bayağı bel altı girdi. Nereden gitmemiz gerekiyor? Bu göl yüzmek için çok güzel bir yere benziyor. Son yapanlar pis herifler olsa da. Genelde çok soğuk olurmuş. Bir taraflarım donar dedi. Ama yine de güzeldir dedi. Zeddilayla. Şu an başka bir şey diyemiyoruz. Bizde olsa böyle mi olur? Sen ormancıya onları söyle bakalım. Diyordu TD from Turkey. Kimse ormancıya kafa tutamaz. Sonra müzikletinde dinlersin ama ormancıyı. Abi biz işimizi yapan sakin insanlarız. Burada bir tane daha kutu buldum. 305 numaralı. Açalım bakalım ne var içinde. Hepsinin şifresi aynı olduğuna göre bu da 1-2-3-4'tür. Aynen öyle. Haritayı kopyalayalım. İşimize yarayabilir. Eski bir süveter var burada. Üniversite şeyi... Doğu Colorado Üniversitesi'nden. I really don't think there is. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place. Batı Colorado Üniversitesi'ne ait bir sweatshirt buldum dedi. Batı Colorado Üniversitesi mi? Diye sordu. Pardon, Doğu Colorado Üniversitesi mi diye sordu. Batı değil, Doğu. Öyle bir okul olduğunu bile bilmiyordum dedi. Zaten yok dedik biz de. Hangi manyak böyle bir şey bunun üstüne basar ki? Diye şaşırdık. Bulalım şu hatunları abi. Niye bulalım canım? Artık bitti işimiz onlarda. Uyardık biz. Yapacağımızı yaptık. Kitap. Peki. Bakalım tekrar. Düzgün bir şekilde koyamıyor muyuz ya şu kitabı? Hop. En azından orada dursun. Başka da bir şey galiba yok. Not var. Ron. Ron kimse artık?
Amigos İspanyolca, profesyonales İtalyanca diye not düşmüş. Ron'a yazmış. Kötü haberlerim var. Umuyorum ki beni buradan çıkartırlar bir süre sonra. İşte ne olduklarını söylemek imkansız. Falan filan galiba biri mi kaçırılmış? Ne olmuş bilmiyorum. Wapiti de benim notumu aldın mı? Şerif çok mutlu değildi benimle. Ama bilmiyorum. Büyük ihtimal benim yüzümden olmuştur. Burada olmanı dilerdim. Falan filan. Yanımıza alalım. Belki lazım olur bir yerde. Şimdi. Hava kararıyor. Yavaştan evimize dönsek iyi olur. Ama geldiğimiz yoldaki ip koptu. Büyük ihtimal oradan gidemeyeceğiz. Dolayısıyla farklı bir yol izleyeceğim ama. Buraya bir ip bağlayabileceğimiz bir yer var ama. İp yok etrafta. Peki. Ne demek istiyorsun? Sorry, I don't really know what you mean by recruiting effort. Oh, after last summer, you know, budgets went through the roof, a lookout and every lookout for the first time in 20 years. Last summer? Oh, come on, you're from Denver, not Delaware. This was national news for Pete's sake. Boulder, I'm from Boulder. Same diff. Oh, you're talking about that giant fire that probably caused some damage. Turned an entire jamboree of brownies to dust. Brownies don't have jamborees. Well, they should. And you don't know what the hell I'm talking about, do you? I do not. Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Bu arada Tan Koç çok teşekkür ederim böyle düşündüğün için. O değil de hava bayağı bir karardı. Karanlıkta nasıl gideceğiz bilmiyorum. Ne oldu? Dün seninle konuşurken sarhoştum. İşe hoş geldin falan diye seninle konuşurken biraz sarhoştum. Kusura bakma çok saçmalamış olabilirim işte seni dikkat ettim falan diyor. Tam bir pislik gibi davrandın dedi. Biz de haha öyle yaptın dedik. Kulene geri döndüğü zaman bana haber vermeyi unutma dedi. Peki. Aynen öyle çok gereksiz yayıncılar var. Ha pardon üstü varmış. Bizim de umduğumuz o tam koş. Valla umarım abilerim de ben de burada tanıştım. Çok güzel insanlar hak ettikleri yerlere gelirler umarım. Ablamız da tabii bir de. Çok teşekkürler Batuhan. Çok teşekkürler tam koç. Emre. Doktor. Hepiniz. yani hak ettiğimiz değeri illaki belli bir izleyici sayısıyla ölçmeye gerek yok. Sizler buradasınız. Ben çok memnunum. Benim için fazla fazla yeterli. Hoppa, yağmur başladı. Çok teşekkürler Batuhan. Devam edelim.
Gökültüsünü rapor edeceğiz. Her şeyi rapor ediyorum ben. Kuzeyden geliyormuş. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not going to strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Kuzeyden geliyor falan filan dedik işte. Bu kötü haber sanırım dedi. Bunun anlamı işte bizim için çok fazla iş çıkacak demektir diyor. Çünkü orman yangını çıkma ihtimali yüksek tabii yıldırım düşmesinden falan. Dikkat et yıldırım düşmesin dedi Delilah bize. Bize saat diyorum. 9 yaşındayken bize zaten bana zaten bir kere yıldırım düşmüştü. O yüzden endişe etme ikinci kez düşmez dedik. O da Ron'du yanlış okumadıysam onun kulesine 7 kez yıldırım düşmüştü dedi. Korhan, sen de hala buradasın, şahane. Hepimiz buradayız. Sana da teşekkür ederim bu arada ayrıca. Ben bu seriyi bayağı tuttum ya, gerçekten çok ilgi çekici bir oyun benim için. Ben de çok tuttum, şu an için çok güzel gidiyor. Korhan da söyledi, daha önce başka bir izleyicimiz de söylemişti yanlış hatırlamıyorsam, oyun çok kısa diye. Bilmiyorum ne kadar kısa olduğunu, Korhan'ın söylediğine göre 3 saat civarı bir süresi var. Bugün 1,5 saat yapacağız yayını. Belki cuma günü bir kere daha yapar bitiririz, bilmiyorum. Yani cumamız şu an Twitch'te boş. Saat kaçta geleceğimi bilmiyorum. O yüzden cumaya ben kendi adıma bir şey yazmadım Twitch üzerine. Bu arada fener aldık. Şahane. Feneri yakarken elimizi kullanmıyoruz. Güzelmiş. Hani belki cuma akşamı bu oyunu bitiririz. Olmadı. Önümüzdeki hafta kesin bitireceğiz zaten. Mağaraya geldik. Bu mağarada ne var? What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Sanya. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. Damn it! Güzel. Konuşmaların süresi var da o yüzden hemen basıp cevap vermem gerekiyor. Mağarada ne var diye sorduk işte. O da taşlar, maçlar falan ama işte NFC'nin dediğine göre derinleri biraz tehlikeliymiş. Ama salla gitsin kaç yaşında adamsın istiyorsan derinlerine girmeyi sen de girebilirsin falan dedik. Ama gerçekten çok dikkatli ol dedi bize Delilah. Biz de kendisine bir şaka yaptık başımıza bir şey gelmiş gibi. Ama gelmemişti başımıza bir şey. Mağaranın ekosuyla oynayalım. Hello. Çok goy goy yapıyorlar, onun dışında ilgi çekici demiş Minotaur. Aslında benim ilgimi çeken daha çok o goy goy'dır. Çok komik, keyifli diyaloglar geçiyor aralarında. Tabii ki bir yandan işte görseller ve oyun senaryosu da ilginç. Bilmiyorum, şu an için benim gözümde dört dörtlük ilerliyor oyun. Dediğim gibi feneri ağzıyla açıp kapaması haricinde. Yani şu pusulayı eline alan adam feneri de alaymış. İyiymiş. Burada bir kapı var. Kilitli. Bir deneyim dedim şansımı. Peki. This cave is gated off. Kapı kilitli diye söyledik. Dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good.
Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Anahtar ofisteymiş ama ofisteki eleman Daniel anahtarın kaybolduğunu söylüyormuş. Belki de diyor bir şeyleri gizlemek için öyle diyordur. Ama farklı bir yolu vardır illaki girmenin demiş. Kafasında şapka var ama fener elle açılıp kapanan bir fenerdi. Kurmalı fenerlerden. Yanlış görmediysem. Belki şapkasına takıyordur. Olabilir. Şeyden dolayı da olabilir. Yani haritamızı alıyoruz elimize. Hop, oyun birazcık kastı. Bir elde harita, bir elde şey olunca üstüne bir de fener. Dediğim gibi büyük ihtimal şapkaya takıyordur. Hani eldar buradayken de yine şapka her türlü ağzıyla açıyor belli. O kadar olur da bu kim? Biri bize fener tutuyor. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. İşte adamı şey yaptık, söyledik, garip bir adam bize bakıyor falan diye. Ne yapıyor, bakıyor mu sana, duruyor mu öylece falan diye sordu. Evet dedik. Birilerinin sana söylemesi gerekiyordu. Hala söylememiş sanırım, ben söyleyeyim bari. Dışarıdasın, dışarıda insanlar olur falan dedi bize. Dilayla. Geldiğim yer burası. Yol bu tarafa gidiyor. Tamam, yolumu kaybettim de bir an. Yalnız o adam ilginç. Bana neden fener tuttu? Sonradan kaçtı. Bilmiyorum. Yani diyaloglar dediğim gibi komik, eğlenceli. Diyaloglar bittikten sonra çevirmeye çalışıyorum şu noktadan sonra. Çünkü çok uzun konuşmalar oluyor. Ben konuşurken bu sefer konuşulanları duymayıp kaçırabiliyorum. İngilizce sıkıntısı olmayanlar zaten kendileri de görüp kendileri için çevirebilirler. Dilayla hep makara peşinde, bize laf gömme peşinde, onu anladık. Aa, öyle. Tanışmak nasip olmadı kendisiyle yüz yüze ama. Buradan bir yol gidiyor da. Buradan da bir yol gidiyor. Buradan gidelim. Gece oldu bu arada ya. Biz gelene kadar feneri açsam mı? Çok bir işe yaramıyor şu an. Yıldızlar aydınlatıyor zaten yolumuzu. Şömine karşısında. Aa bak, Dilayla'nın kulesi. Işığı yanıyor. Bir yere gidip bakmak lazım. ...21, sen ne düşünüyorsun oyunla ilgili? Abi her zaman ilk tercih ettiğine git. Ya şimdi kullanacağım sokak argonusunu olmayacak ama Dilayla da kaşınıyor yani. Yok ya, kız eğlenceli. Matrak bir kız. Ben sevdim. Severim öyle tipleri ben. Aferin. O cüsseyle burayı da kırdık. Well, that trail isn't closed anymore. Patik artık kapalı değil. Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Kapalı patika tabelasını kırdık tabi. Bunu rapor ettik. Yani çok önemli bir muhabbet dönmedi bu sefer burada da.
Belli ki artık biz buradan gidebileceğiz. Çünkü daha öncesinde blokluyormuş yolu. Peki. Bunu sen. Lan yavaş. Ana. Güzelmiş. Şöyle koyalım tekrar. Atma, atma. Ya içeri soktuk galiba. Jeneratör var burada. Beyzbol topu. Tuvaletin içinde. Peki. Yedim bir. Tamamdır. Hidram KK, hoş geldin. Jeneratörü bir rapor edelim. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas and well, you don't have much in the way of electronics, so what about my hair dryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Bütün enerjiyi bu jeneratörle sağlıyormuşuz. Çok fazla yakıt yok elimizde ama diyor senin de çok fazla elektronik cihazın yok zaten dedi. Bize peki ya bizim saç kurutma makinemiz ne olacak dedi. Aa üzgünüm dedi işte ıslak kalmak zorunda kalacak saçın. Sanırım geldik. Bizim doktorumuz değil mi? Aynen. Doktorumuzun yerde ne işi var? Müzik nedir? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No. How the hell? You should get inside. Fuck me. Daktilom yerdeydi. Rüzgar olamaz. Ne oldu dedi Henry. Delilah da şaşırdı. İçeri girmelisin dedi bize. Bize fener tutan adamın işi mi acaba? Ya da o kızlar radyolarını suya attım diye karşısında daktilom mu attılar? Vandalizmi rapor et. Camı kırmışlar. Hem camı kırıp buradan kapıyı açmışlar, içeri girmişler. Someone broke in. They what? It just they wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Orman servisine durumu bildireceğim dedi. Kendisine dedik işte camı kırmışlar, içeri girmişler falan filan. Kulübenin hali ne ya? Daha bugün geldim arkadaş. Off the girls at the lake. Ugh, fuck them. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a couple of young women and question any they find. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some what, violent campers? Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since forever and see if we can get a list of names. Won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I've done it before. Okay, tough guy.
Uyandım da önce bir... Yahu bir konuşsaydım, anlatsaydım durumu. Kim yapmış olabilir diye sordu bize kısaca. Rapor edecekmiş çünkü şeye. Rapor etti hatta. Göldeki kızlardan şüpheleniyorum dedim. İşte bir de başımıza bu çıktı. Vandal, kampçılar vesaire dedi. Orman yangınlarıyla onunla bununla bir sürü şeyle uğraşıyoruz zaten. Falan filan. Bir liste oluşturacağım ve işte giren çıkan herkesi tarayacağız. Kızları da bulmaya çalışacağız dedi. Ve sabah olmuş durumda. Uyanın. Sorun nedir? Bizim sorunumuz. Üzgünüm, bizim problemimiz. Yıldırım iletişim hatlarını kopartmış. Dolayısıyla servise ulaşamıyorum diyor. Fırtınada işte iletişim telleri kopmuş, dolayısıyla orman servisine haber veremiyorum durumu diyor. Sorunun ne olduğunu, yani biz tamir edebilir miyiz diye sordum. Büyük ihtimalle edemezsin ama sorunun nerede olduğunu söylersen oraya işte Ranger'ları sevk edebilirim dedi. Nerede bulabiliriz peki bunu diye sordum, hani kabloları vesaire. Dün gittiğim mağarayı hatırlıyor musun dedi, oralarda imiş dediğine göre. Bence dedi Layla yapmıştır, sizin işi zor. Peki. Şimdi mağaraya gidip, daha doğrusu mağaranın oraya gidip şey bulmam gerekiyor. Bu telefon hatlarını kopartanı. Ancak bunu bir sonraki bölüme saklamak istiyorum. Süremiz çünkü dolmak üzere. Bir 7 dakikamız var zaten normalde. 7 dakikada görevi tamamlayamayacağımıza inanıyorum. Kalanını bir sonraki gün, büyük ihtimal cuma olabilir. Cuma olmazsa önümüzdeki hafta pazartesi tekrar bu oyunu bitireceğiz. Şöyle yapalım. Menüye geri dön. Oyunu kaydetmedim ama umarım otomatik kaydetmiştir. Bilmiyorum, ben oyunu bayağı beğendim. Etmiş güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz beğendiniz mi? Fikirleriniz nedir? Çok keyifli bir oyun gibi geldi bana. Evet, çok fazla diyalog var. Sürekli bir şeyler çevirmem gerekiyor. Doğru çeviriyorum, yanlış çeviriyorum orasını bilmiyorum. Anladığım kadarıyla çeviriyorum ama öyle diyeyim. Çevirdiğim kadarını anlıyorum. Çok da yanlış gittiğimi düşünmüyorum ama belki arada atladığım şeyler vardır. Güzel ya, ben sevdim demiş Teoman. Ha bu arada bizi YouTube'dan izleyenler için teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Çünkü videoyu buradan itibaren keseceğim. Gereksiz yere